Sevgili izleyicilerimiz, okul öncesi eğitimin önemini konuşmak için bugün Ankara'da okul kurucusu ve okul müdürü Emine Köylü'ye konuk oluyoruz. Emine Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Emine Hanım, sohbetimize hızlı bir şekilde giriş yapacak olursak ilk olarak okulu biraz sizden dinleyelim. Daha sonrasında nasıl eğitimler veriyorsunuz? Biraz bu konu hakkında konuşuruz. Biz 2017 yılında açıldık. Açıldığımız zaman içerisinde bölgemizde bu tarz büyüklükte bir kompleks yoktu. Okulumuzda amaçladığımız şey öğrencilerin sabahtan akşama kadar aynı sınıf içerisinde bulunmamasıydı. Çocuklarımız burada okulumuza gelirler. Okulumuz içerisinde atölyeler mevcut. Sınıfta sınıf etkinliklerini gerçekleştirirler ama diğer alanlarda farklı eğitmenlerden farklı deneyimler kazanırlar. Evet. Okulumuz içerisinde müzik atölyesi, drama atölyesi, bilim atölyesi, bunun haricinde İngilizce atölyesi gibi alanlar bulunmakta. Okulumuz sabah 7.30'da açılıyor. Akşam 7'ye kadar biz hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz okulda her gün bir Türkçe dil, bir kavram, bir oyun, bir sanat etkinliği gerçekleştiriyorlar. Haftada 10 saat İngilizce dersine katılıyorlar. İngilizce dersi içerisinde öğretmenlerimiz hiç Türkçe konuşmuyorlar. Çocuklarımız genel olarak öğretmenlerimizin Türkçe bilmediğini düşünüyorlar. Evet. Onlara İngilizce öğretmeye çalışıyorlar. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimize Türkçe öğretme çabası içerisinde. Aslında bu şekilde olması daha iyi. Kesinlikle. Bunun haricinde biz haftada 1 saat drama, 1 saat satranç, akıl oyunları, or, haftada 2 saat yüzme, bunun haricinde drama, bale, halk oyunları, kodlama robotik dersimiz ve jimnastik dersimiz bulunuyor. Tüm eğitmenlerimiz alanında uzman branş öğretmenleri, bu ek derslere giren hocalarımız. Ayda bir kez okulumuzda tiyatro etkinliği düzenliyoruz. Okul pedagogumuz var. Haftanın bir günü bizimle beraber. Bütün çocuklarla ilgileniyor. Evet, hepsiyle ilgileniyor. Ayrıca velilerimizle de birebir görüşmelerde bulunuyor. Evde yaşadığımız sıkıntılarla alakalı da okulda çözüm yolu aramaya çalışıyoruz. Evet. Okul aile birliği önemli, işbirliği önemli. Kesinlikle. Biliyorsunuz. Biz de burada ailelerimize destek sağlamaya çalışıyoruz. Okulumuz bu şekilde. Evet. Eğitim öğretim anlamında. Peki hocam, okul öncesi dediğimizde ne anlamalıyız ve okul öncesi eğitimin biraz öneminden bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, çocuklar ilk 2 ve 3 yaş arasını aileleriyle birlikte geçiriyorlar. Bu dönem içerisinde güven duygusunu kazanıyorlar. Güven duygusunu kazandıktan sonra çocuğun artık sosyalleşme ihtiyacı doğuyor. Burada da artık biz okul öncesi kurumları devreye giriyoruz. Okul öncesi kurumları çocuklara neler kazandırır? Öncelikle ona bakmak lazım. Evet. Sosyalleşme alanında çocuk evde paylaşmayı başaramazken okul öncesi kurumuna geldiğinde belli bir süreç geçirdikten sonra paylaşma yeteneği kazanır. Bunun haricinde kendi kendine burada karar verebilme, karar verdiklerini uygulayabilme yeteneği kazanır okul öncesi kurumlarında. Bir özgüven sahibi olurlar. Tabii, kendine güveni geliyor çocuğun. Çünkü evdeyken anne babanın yanında olduğu için her işini anne baba hallediyor. Ama buraya geldiğinde bireysel bir çaba içerisinde oluyor. Kendi kendine her işini yapma yeteneği kazanıyor artık burada. Bunun haricinde buradan başlayan çocuklar daha sonrasında ilkokula gidecekler, biliyorsunuz. İlkokula gittiğimizde belli kazanımlarımızın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Kaba motor becerilerini zaten çocuklar 3 yaşa kadar kazanmış oluyorlar. Evet. Ama ince motor becerilerini 3 ve 6 yaş arasında çocuklar kesme, yırtma, yapıştırma, çizgi faaliyetleri gibi faaliyetlerle kazanmış oluyorlar. Burada öyle destekliyoruz. Evde kendi kendine yemek yiyemeyen, kıyafetini giyip çıkarmayan çocuklar okul öncesi burada eğitime kendileri geldiklerinde bu işleri başarır duruma geliyorlar. Çoğu anne babanın söylediği şeyler burada tam tersi haline geliyor. Kayıt görüşmelerinde biz velilerimizle görüşüyoruz. Buraya gelen %99 veli bize çocuğunun evde yemek yemediğini ya da yemek seçtiğini söylüyor. Evet. Ama aileler genellikle yedirdiği için bunlar şikayetçi oluyorlar genel olarak. Ama çocuk okula başlıyor. Biz ilk etapta çocuklarımız okula başladığında çocuklara diyoruz ki yemek istemezsen yemeyebilirsin, uyumak istemezsen uyumayabilirsin. Ama
Belli bir süre geçti. Çocuklar bize alıştı. Biz onlara alıştık. Daha sonra hadi bakalım benim hatırım için, senin hatırın için der başlıyor. Yavaş yavaş çocuklar 3 kaşık, 5 kaşık derken hem yemeği yemeye başlıyor. Hem de kendi kendine yemek yeme eylemini gerçekleştirmiş oluyor okulda. Evet. Peki uyku saatleri de oluyor değil mi? Şimdi şöyle, bizde sadece 3 yaş grubunda uyku saati var. Evet, diğer küçük yaş gruplarımızda uyku saati yok. Onlarda da uyku saatlerimiz 1 ile 3 arasında. Evet. Ki okulumuzda uyku saati zorunlu değil. Her çocuğun çünkü bireysel ihtiyacı farklıdır. Kimi çocuk öğlen uykuya ihtiyaç hisseder, evet. Kimisi de hissetmez. Uyumayan çocuklarımız için ne yapıyoruz diye sorarsanız, o çocuklarımız arkadaşları uyurken kendi yaşıtlarıyla beraber oyun grubu oluşturuyoruz. O saat içerisinde arkadaşlarıyla oyun oynuyorlar şeklinde. Peki hocam, okul öncesi eğitime başlamak için en uygun yaş nedir? Bence 3-6 yaş. Bir de çocuğun biraz da olsa kendini ifade edebilir düzeyde olması önemli okul öncesine başlamadan. Çünkü çocuklar okula başladığında tepki veriyorlar. Çocukların tepki verdiği tek bir yöntem vardır, ağlamak. Evet. Başka hiçbir türlü tepki vermeyi bilmezler. Bu konuda ailelerin yaklaşımı da çok önemli. Kesinlikle. Aslında. Şimdi bizim şu an oryantasyon dönemi içerisindeyiz. Biraz önce sizler de gördünüz. Okulumuza başlayan yeni çocuklarımız var. Şimdi biz ilk etapta oryantasyon döneminde çocuklarımızı okula alıştırırken yavaş yavaş artırarak süreyi uzatıyoruz. İlk gün mesela çocuk sabah 10 ile 12 arasında okula geliyor. Annesiyle beraber sınıf ortamına dahil oluyor. İkinci gün onunla 1 arası geliyor. Annesiyle dahil oluyor. Üçüncü gün anne burada bekliyor. Çocuğumuz sınıfa dahil oluyor. Buradaki amacımız şu. Çocuğun annesinin okul içerisinde olduğunu görmesi ve annesinin buraya güvendiğini bilmesi açıkçası. Annesinin güvendiğini görürse çocuk da yavaş yavaş güvenmeye başlıyor şeklinde. Bu kıymetli bilgileri sizden dinlemek gerçekten çok keyifliydi. Son olarak bizi buradan izleyen ailelere neler söylemek istersiniz? Okul öncesi kurumları günümüz şartlarında artık gerçekten kıymetli, gidilmesi gereken yerler. Özellikle 3-6 yaş grubunda. Çünkü çocukların yaşıtları neredeyse 2 yaşından itibaren okul öncesi eğitim alıyorlar. Ve baktığınız zaman ilkokula başlayan çocuklar okul öncesi eğitiminden geçtikten sonra belli kuralları öğrenerek ilkokula gidiyorlar ve sorumluluk becerilerini de kazanıyorlar. Bu da ailelerin işini bir nebze kolaylaştırıyor. Okul algısı gerçekten çok önemli. Biz burada çocukların ilk okul algısını oluşturuyoruz. Olumlu bir okul algısı geliştirirsek bu diğer eğitim öğretim hayatına yansıyacak çocuğun. Olumsuz bir okul algısı geliştirirsek bu da yine yansıyacak. Bizim burada tek bir amacımız var. Çocuklarımızın buraya mutlu gelmesi, mutlu gitmesi. Zaten mutlu olan çocuk her şeyi öğrenir, ondan beklenen tüm kazanımları gerçekleştirir diye düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle hocam. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle okul öncesi eğitimin önemini okul kurucusu ve okul müdürü Emine Köylü ile konuştuk. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.